Dünya biz insanların ev dediğimiz yer. İnanılmaz bir çeşitliliğe sahip. Son derece güzel bir yer. Dağlar, nehirler, okyanuslardan oluşan muhteşem manzaralar. Sekoya'dan kırlaca, kunduzdan örümceğe ve tabii ki sizin ve benim gibi belki de en tuhaf tür olan 7 milyar insana kadar inanılmaz bir çeşitlilik. Şimdi bir de göğe bakın arkadaşlar. Dönün ve güneşe bakın. Güneş dünyadaki hayatın enerji kaynağı. Ama aslında güneşimiz belki de Samanyolu galaksisindeki 100 milyar yıldızdan sadece biri. Samanyolu da evrendeki 100 belki de 200 milyar galaksiden sadece biri. Peki her şey şu anki haline nasıl geldi? Evren nasıl oluştu? Neden şu anki haliyle işliyor? Yıldızlar neden bu kadar büyük? Siz ve ben neden bu kadar küçüğüz? Neden kendimizi evrenin özellikle bu kısmında hayatla dolu bu küçücük gezegende bulduk? Neden insanlar bu kadar güçlü? İnsan olmak ne anlama geliyor? Bunlar harika sorular ve farklı toplumlarda da insanlar bu soruları sürekli sordular. Hatta önemli uzmanlar da bu soruları sordular. Örneğin jeologlar, biyologlar, astronomlar, fizikçiler, tarihçiler ve antropologlar. Bunların hepsi benzer sorular sordular. Bu bölümde uzmanların bu sorulara verdikleri cevapları kullanarak bunlardan her şeyin nasıl şu an olduğu haline geldiğini açıklayacak uyumlu bir tek hikaye yaratmak istiyoruz. Ayrıca bizim bu hikayenin neresinde olduğumuz ve dünyanın nereye gittiği gibi sorulara da cevap arayacağız. Şimdi şu zaman çizelgesine bir bakalım. Bu benim zaman içindeki kendi yolculuğumu gösteriyor. Kendi hayatımdan bana göre önemli olan olayları buraya işaretledim. Eğer isterseniz bunları eşikler olarak düşünebiliriz. Yani bunlar benim hayatımdaki önemli dönüm noktaları. Örneğin 3 aylıkken Nijerya'ya gitmişim. Kanada'ya gittiğimde karımla tanıştım. Üniversiteye gittim, Rus tarihi konusunda uzmanlaştım ve ilk işim Avustralya'daydı. Bütün bunlar önemli şeyler ama mesela çok fazla gezdiğim için şu an 3 tane pasaport taşıyorum. Sorun şu ki bir anlamda hangi ülkeye ait olduğumdan ya da tam olarak kim olduğumdan gerçekten emin olamıyorum. Bu yüzden sadece bir ülkenin tarihini anlamanın ya da tek bir ülkenin tarihini öğrenmenin ki bu benim için Rus tarihiydi. Hiçbir zaman gerçekten yeterli olacağını düşünmedim. Bu yüzden de ben aslında tüm insanlık tarihini bir bütün olarak öğrenmek istiyordum. Tahmin edebileceğiniz gibi bu soru beni biraz geriye götürdü. Eğer insanlık tarihini öğrenmek istiyorsanız insanların primatlardan nasıl evrimleştiğini sormanız gerekiyor. Bu soruyu primatların nasıl evrim geçirdiğini sorarak daha da geriye götürebilirsiniz. Ta ki dünyada yaşamın başladığı zamana ulaşıncaya dek geriye geriye ve daha da geriye gidebilirsiniz. Bunu yapmışken de neden dünyanın ve tüm evrenin başlangıcını öğrenmek istemeyelim ki. Evet, bunlar büyük sorular ama son derece önemli geliyor çünkü bu soruları sormak benim ne olduğumu ve neyin bir parçası olduğumu anlamama yardım ediyor. Sonuçta tüm insan toplumlarının aynı soruları sorduğunu fark ettim. Sanırım benimle aynı nedenlerden dolayı bu soruları sormuşlardır. A ancak verdikleri cevaplar inanılmaz derecede farklılık gösteriyor. Bazıları evrenin daima var olduğunu söylüyor, bazıları ise yakın zamanda yaratıldığını. Bazıları onu tanrıların yaptığını söylüyor, bazıları da bir tür kozmik karmaşadan ortaya çıktığını. Sonra bu hikayeler yıldızların oluşumunu, güneş ve ayın oluşumunu, dağların, denizlerin ve nehirlerin, bitki ve hayvanların ve elbette sizin ve benim benim gibi insanların oluşumunu anlatıyor. Büyük tarih tüm bu hikayelerin modern bir uyarlaması. Şu anki toplumumuzda ulaşabildiğimiz en iyi bilgileri kullanıyor. Ama tabii elbette bu da mükemmel değil. Durmadan yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Ve sonuç olarak bizim de sürekli hikayeyi değiştirip geliştirmemiz gerekiyor. Pek çok alanda henüz çok iyi cevaplar veremiyoruz. Hala emin olamadığımız pek çok şey var. Hikaye küçük küçük de olsa sürekli değişiyor ve açıkçası bu da onu son derece heyecan verici hale getiriyor. Benim kişisel zaman çizelgemi gördünüz. Bunu kişisel bir hikaye olarak düşünebilir ve her biriniz kendi zaman çizelgenizi yaratabilirsiniz. Bu bazılarınıza epey uzun görünebilir ama eğer gerçekten uzun bir zaman çizelgesi görmek istiyorsanız bir de evrenin tarihini düşünün. Bu zaman çizelgesi tam 13,7 milyar yıl uzunlukta. Şimdi bunun üzerine düşünmek için biraz zaman ayıralım. Eğer sayı sayıyor olsaydık ve her sayı bir saniyemizi alsaydı, bir milyona kadar saymak ne kadar vaktimizi alırdı? Cevap şu, hemen hemen on bir buçuk günümüzü alırdı. Peki eğer bir milyara kadar sayıyor olsaydık, o da bunun bin katı fazla zamanımızı alırdı ki bu da yaklaşık 32 yıl eder. Ve eğer 13.7 milyara kadar saysaydık bu da 400 yıldan fazla vaktimizi alırdı. Evet bu oldukça muazzam bir hikaye ve bizim sizlere bu bölümde anlatacağımız da işte tam olarak bu. Bu inanılmaz bir hikaye. İçinde pek çok kırılma anı, pek çok cevaplanmamış soru, bir sürü inanılmaz fikir ve enteresan hikaye barındırıyor. Üzerinde gerçekten odaklanacağımız şeylerden biri de artan karmaşıklık düşüncesi. 13.7 milyar yıl boyunca evrende kademeli olarak bizim eşik olarak adlandırdığımız anlarda tamamen yeni niteliklere sahip daha karmaşık şeyler ortaya çıkıyor. Dünyanın bugün yaşadığımız haline gelmesini sağlayan 8 eşik üzerine odaklanacağız. Son eşik bugünkü dünyanın oluşumu ve bu konu bildiğimiz en karmaşık şeylerden biri. Bu bölümün sonunda evrenin tüm tarihini incelemiş ve onun içinde nerede yer aldığınızın farkına varmış olacaksınız. Hadi başlayalım öyleyse.